kimilerinin komplo teorisi, kimilerinin araştırma konusu olarak sunduğu görüşleri bazen bizleri gerçekten şaşırtacak sonuçlarla karşı karşıya bırakır her zaman. Bugünkü konumuz sistemi yönetenlerin karmaşık hedefleri ve gerçekler. Konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Aytunç Altındağ. Aytunç abi hoş geldin programa. Hoş bulduk Ertan. Seni programda ağırlamak benim için muhteşem bir keyif olacak. O benim için bir şey. Çünkü herhalde şöyle söyleyeyim bir 4-5 aydır bu programı hedefliyordum. Şimdi kafamızda hep bir şey var Aytunç abi. Bakıyoruz Aytunç Altındal İngiltere'de yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Bir bakıyorum Çin'de çıkıyor, bir bakıyorum orada İstanbul'da, Ankara'da. Kimdir bu Aytunç Altındal ya? Doğru. Ben de kendime sorayım. Zaten Aytunç Altındal yok konuşalım. Bu konuyu. Ama önce bir düzeltme yapalım. Açarken programı lütfen. Komplo teorisi evet. diye bir kavram geçti. Lütfen. Gerçekte komplonun teorisi olmaz. Evet. Konspirasyonun teorisi olur. Hatta Türkiye'de ama bu maalesef bu komplo teorisi diye yerleşti. Hatta bazıları komplo da diyemiyorlar, komple teorisi diyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla öncelikle şunu vurgulayalım. Conspiracy yani konspirasyonun teorisi olur. Evet. Çünkü konspirasyona ikiden fazla kişi katılır mutlaka. Komplo bir kişinin yapacağı iştir. Tuzak anlamına evet. gelir. Bir avcıyla onun vurmak istediği hayvan arasında kurulan tuzağa komplo denir. Bir kişi evet. var. Ötekinde ise birçok insan, en az ikiden fazla kişinin karışmış olması gerekir. Konspirasyon olabilmesi evet. için. Şimdi bu bundan sizin sonra... Türkçeniz bu anlamda çok iyi olduğunu ve hani çalışma sisteminizle bildiğim için. Evet. Fakat bu deyimler artık yerleşti Türkiye'ye. Yerleşti. Yapabilecek. O... Biz bunu böyle algılıyoruz tabii, artık. Tabii evet. tabii tabii. Şimdi kim bu Aytunç Altındal sorusunun evet. cevabı... Tanır mısınız siz yakından filan? Valla evet. bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var ortada. Bu adamın gerçek adı Aytunç değil bir defa. Evet. Bu adamın gerçek adı Aytun. Aytun evet. Niçin Aytunç olmuş diye sorduğum zaman... Evet, o da kendisine. Dedi ki, evet, o da dedi ki, bir mahkemede yargılanırken, askeri mahkemede, hakim albay, bu ne biçim isim? Böyle Aytunç diye isim mi olur? Aytun diye isim mi olur? Ermeni falan mısın sen? Dedi bana. Ben de hayır, öyle bir durum yok. Ben dedim ispatı da burada dedim. Bir de bir hareket yaptım. Evet. Dolayısıyla bana... Bu hareket çok önemli bir hareket. Evet ama burada anlatmayayım. Dolayısıyla bir tabii 2,5 sene daha artıyor evet. böyle hareketler yaparsanız. Sonunda ama dediler ki arkadaşlarım da ya şunu artık Aytunç haline getirelim de bir, hiç değilse sen de Türk ol yani. Evet. Türkleş biraz dediler. Biz bu yüzden hapiste de yatma diyorlar yani. Yok hapise kadar gitmez ama mesela Türkiye'de de mesela Doğan Avcıoğlu diyoruz. Evet. Esas adı Erdoğan Avcıoğlu'dur. O evet. da eri kaldırmıştı mesela. Şimdi kim bu Aytunç Altındal'a biraz daha devam edelim. Benim hayatta yaptığım işler veya benim kendi hayatımla ilgili ben bugün 65 yaşındayım. Bu soruyu kendime de sorsam alacağım cevaplar belli. Çünkü neyse yaşanmış olanlar neyse onlar. Şimdi bakıyoruz bu adam 6 yaşındayken belli bir eğitime, özel eğitimlere evet. sokulmuş. Nedir abi özel eğitim dediğiniz? Bu özel eğitim mesela ailesi itibariyle bu adam Melami. Evet. Melami ben de evet. Kendisini Melami olarak tanıyorum. Hatta işte ailesinde Melami, Meşrep, Mevleviler de var, Melamiler de var. Dolayısıyla Hurufi. Ve Rufai tarikatlarıyla çok yakın ilişkisi olan bir aile. Bu ailenin çocuğu Çerkez bir aile evet. bunlar. Çerkez oldukları için de 1864'ten beri İstanbul'da yaşayan. Evet. Yani 1832 ve 1834 göçlerinde gelen, bir kısmı da 1864'te gelen bir büyük Çerkez grubunun bir üyesi. Evet. Ailesi, annesi, babası öyle. 1945 doğumlu. Evet, doğum tarihi öyle. Sonrasına bakıldığında eğitim meselesinde 1960'lara gelirsek orada bir problem var. Onun için geliyorum. 1960'ta 27 Mayıs ihtilali olduğu zaman bir arkadaşıyla beraber Adnan Menderes'in idamını protesto için o sırada tabii sizler gençsiniz bilmezsiniz çok büyük hava vardı. Adnan Menderes'in işte kılına dokunanı biz yok ederiz falan diye palavralar vardı. Fakat kimse tabii Adnan Menderes işte o da zaten bir hafta 10 gün önce idam yılı evet. yani idam edilişinin.
O sırada ben Kabataş Lisesi'nde okuduğunu biliyorum. O sırada Aytunç Altındal'ın. Kabataş Erkek Lisesi'nde o okulu yakmaya teşebbüsten, bir sabotaj olayından ilk defa gözaltına alınıyor. Ne için yakılıyor okul? Yakılmak istenmiş. O da Adnan Menderes'in idamını protesto amacıyla bir arkadaşıyla beraber. Kendileri protest midir efendim genel olarak hayatında? Evet, haksızlığa evet. Karşı daima olduğunu söylüyor. Evet. O öyle söylüyor yani. Dolayısıyla Ertan baktığımız zaman ilk defa buradan Sansaryan Hanı'na. Sansaryan Hanı nedir derseniz o zamanki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sirkeci'deki bulunduğu yer. Sansaryan Hanı'ydı. Evet, evet, orada ilk defa oraya girip orada bir süre vakit geçiriyor. Evet, ve, tatil yapıyor. Evet, tatil yapıyor. Ve orada siyasi büroda tabii oluyor bu işler ve orada daha sonra yeni çıkan anayasa çalışmaları çerçevesinde de buradan bu olaydan sıyırarak aklanıyor yani çıkıyor. Evet. Çünkü daha sabotaj gerçekleşmiş değil. Abi kendilerinin değil. Çok önemli bir şeyi var, özelliği. Ben bakıyorum hani böyle seceresine baktığımda yurt dışında farklı okullarda eğitim evet, görüyor. Yani doğru. Bir kere bu önemli bir soru işareti evet, kafada. Şimdi bu orada okulda öğrencilik döneminde Kabataş Erkek Lisesi'nde böyle bir iş yapılınca İstanbul'da hiçbir okulda okutulmamak kaydıyla atılıyor tabii. Yani evet, böyle bir cezasız kalmıyor bu iş. Protestlere evet, yer yok yani. Tabii. Olmuyor tabii. Dolayısıyla daha sonrasında Pendik Lisesi'nden mezuniyet alabiliyor. Evet. Ama 3 senelik liseyi de 7 senede bitirebiliyor. Dolayısıyla evet, yani 3 sene olan lise 7 senede ancak bitiyor. İyi de bir öğrenci değil. Öyle kendi başına bir adam. Bir sürü takıntıları var denebilir. Neyse o bittikten sonra İngiltere'de Guernsey var. Guernsey'de üniversiteye girebilmesi için Guernsey'de Writer School. TV evet, Script Writer School orada evet, okuyor ve oradan paralel geçişle geçiyor. Sonra Sorbonne. Sorbonne'dan da atılıyor. Sorbonne'dan evet, niye atılıyor? Şundan dolayı atılıyor. Sınıfında İranlı öğrenciler var. Tabii o zamanlar Şah dönemi. Bu İranlı öğrencilerden üçü kayboluyor birden. Ya nereye gitti bizim bu arkadaşlar, yok kaç gündür okula gelmiyorlar vesaire falan. Sorbonne gibi yerde diyorlar ki sen bunları niye araştırıyorsun? Sen niçin bunu? Ya onlar da bizim sınıf arkadaşımız. Niye 1977-78 falan gibi mi abi? O sonrasında. Evet, yani, sonrasında. Çok evet, arada birçok olay var tabii. Yani ben okul şeyi evet, anlatıyorum. Niye araştırdın, ettin diye sorulduğunda da diyor ki işte bunlar da bizim arkadaşımızdı. Kayboldular yani, biz bu adamları arıyoruz falan. Neyse o sırada Şah'ın akrabası Paris'e geliyormuş. Bir suikast düzenleneceği söylenmiş. Bunlar da Fransız poliste ne kadar İranlı öğrenci varsa hepsini gözaltına almışlar. Bunlar kaybolmuşlar falan. Fakat o tartışmalardan sonra prefektürlük yani evet, oradaki yönetici grup diyelim siyasi bakımdan diyorlar ki sen bölüm değiştirmen lazım. Sorbonne'da senin gibi öğrenciler burada değil başka bölümde okuması lazım. Bu tabii değiştirmek mümkün değil aslında. Yani demokratik olsun diye tırnak içinde evet, söylüyorum. Okuldan uzaklaştırılıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman 1970'li yılların başlarında mesela Finlandiya'da kalıyor ve Finlandiya'da Oulu diye bir yer var. Helsinki'nin 800 kilometre yukarısında. Orada Kuzey Kutbu yani orası tam anlamıyla. Oulu'dan bir Oulu bir geçiş yeri. Nereye geçiş yeri? Yani Sovyetlere giriş çıkış sadece Oulu'dan yapılabiliyor. O zamanki Leningrad'la Oulu bağlantılı. Kısa kesiyorum fazla uzatmadan. İşte gidiş gelişler oluyor vesaire. Ve ilk o dönemde ilk yazıları da Fransız mesela Komünist Partisi'nin yayın organı. Onda yayınlanıyor. Kendi ismiyle yani ismini gizleyerek değil. Çünkü genellikle şöyle oluyordu o dönemde. Bir Fransız oturuyordu bir yazı yazıyordu. Kendi ismiyle derken Aytun olarak. Aytunç Altındal evet, olarak evet, geçiyor. O zamanlar şöyle oluyordu. Bir Fransız oturuyordu bir yazı yazıyordu. Üstüne işte Ahmet bilmem ne deniyordu. Türk evet, adı konuyordu. Aslında öyle bir Türk yoktu yani. Evet, bir Türk meselesi yani. Evet, evet, yoktu. Ama mesela işte bir Türk de işte bilmem Humanite'de yazı yazdı falan oluyordu. Böyle bir Türk yok. Oturup yazan bir Jean-Jacques Rousseau yani. Evet. Bir tek bu Aytunç Altındal kendi fikirlerini ve kendi görüşlerini ve eleştirel olarak yazıyordu. Orijinal Türk, çakma değil yani. Çakma evet, değil, evet, evet, evet.
Sovyetler Birliği'nde de ki KGB arşivlerinde de yer alıyor. Orada gidip Sovyetler Birliği'ndeki sistemi eleştirmiş olan belki de tek kişidir. Evet. Ama bunu bizzat Moskova'da yapabilen tek kişidir. Bunu yaptığı içindir ki Perestroika döneminde bu Aytunç Altındal İsviçre'de bir yayın evi ve galeri sahibiyken Modus Vivendi diye Sovyetlerden bir teklif geliyor. Kültür danışmanlığı. Modus Vivendi benzerini burada kurar mısınız diye. İşte niye geldiniz bana diye sorduğu zaman da siz 20 sene önce bunların böyle böyle olacağını söylemiştiniz. Onun için sizi yakın gördük, onun için sizi davet ettik diyorlar. Ve gidip Rusya'da da, Moskova'da, orada da bir Ayasofya var. Bir küçük bir kilise var orada. O kiliseyi bir galeri haline getiriyor. Ve orada Amerikalı ressamları, ilk defa Amerikalı ressamları Moskova'ya getiriyor. Vesaire, böyle birçok faaliyeti var. Oradaki Rus ressamları Türkiye'ye ilk getiren de bu. Büyük bir sergi, 350 parçadan oluşan büyük bir sergi getiriyor. Burada Cemal Reşit Rey salonu, Türkiye'de öyle büyük bir galeri yok tabii. Orayı olduğu gibi galeri haline getiriyor ve orada büyük bir açılış yapılıyor vesaire vesaire. Şimdi Aytunç Altındal'ı belki de esas da kitaplar ve görüşleriyle bakmakta fayda var. Yani bunlar hayatındaki bazı olaylar. Kitaplar olarak bakıldığında şu anda 33-34 olacak değil mi abi? Evet, 34 adet kitabınız olacak. 11'i tercüme bunlardan. 11 tanesi tercüme, gerisi telif kitaplar. Artık kendim olarak anlatayım biraz. Lütfen. Öyle anlatayım. Benim geçmişten bu yana gelen belli bir çizgim var. Bu çizgi hiçbir şekilde değişmemiştir. Evet. Bu çizginin gelişmiştir ama değişmemiştir. Çünkü esasa müteallik, esasa dair olan görüşüm değişmez. Değiştirilemez de.